Ben Sema Mutluyer. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin tarihi mirası ve kültürel değerlerini tanıttığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bugün Bursa'dayız. Bursa Ulu Cami'deyiz. Biraz sonra size Bursa Ulu Cami'yi fotoğraf ve videolarımla tanıtacağım. Hoş geldiniz. Ulu Cami, yapılış tarzı bakımından Osmanlı mimarisine özgün bir yapısı bulunmaktadır. İç alan ölçüsü 3150 metrekaredir. Türkiye'deki Ulu Cami'lerin en büyüğüdür. Bu anlamda da özel bir yeri vardır Ulu Cami'nin. Sevgili dostlar, Türkiye'mizin tarihi camilerini ve Bursa'mızın tarihi camilerini camiler serimizde tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda Ulu Cami'nin içerisinde şadırvanın önündeyiz. Ulu Cami dünyada 5 imam camiden birisidir. Aynı zamanda hat sanatının çok güzel örneklerinin sergilendiği hem cami olarak ve hem en büyük hat müzesi olarak kullanılmaktadır. Böyle bir değeri vardır. Ulu Cami'nin içerisine girdiğiniz zaman görselliğiyle gözünüze hitap eder, size hissettirdiği duygularla gönlünüze hitap eden çok özel camilerimizden birisidir. Aynı zamanda Bursa'nın kalbidir. Bursa'yı marka şehir olması noktasında çok değerli katkıları vardır. Türkiye'mizin en kıymetli tarihi camilerinden birisidir. Her köşesinde ayrı bir değer var. Kabe'den getirilmiş Kabe örtüsüyle, içinde bulunan hat sanatının çok kıymetli örnekleriyle ben size şu anda videolarımla sizi paylaşacağım Ulu Cami'nin içerisini. Hoş geldiniz. Şu anda Ulu Cami Şadırvanı'nın önündeyiz. Şadırvanı'nın çok kısa bir hikayesi var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu Cami'nin yapımı aşamasında etraftan evli arsalar toparlanarak Ulu Cami'nin inşaatına başlanmış. Yalnız tam orta yerinde bir ecnebi kadının evi varmış. Ecnebi kadın evini vermek istememiş, uzun süre direnmiş. Daha sonraki zamanlarda ikna olmuş ve vermiş. Ama Ulu Cami yapılırken gönül rızasıyla verilmediği için buranın şadırvan olarak yapılmasına karar verilmiş. Böylece Türkiye Anadolu'da caminin içine yapılan ilk şadırvan Ulu Cami içerisinde yapılmıştır. Çok da güzel bir hoşluk vermiştir. Aynı zamanda yaz aylarında serinlik ve buraya farklı bir havası vardır Ulu Cami şadırvanının. Caminin içinde kubbenin altında yer alan şadırvanın 16 köşeli havuzu, 3 çanaklı fıskiyesi vardır. Aynı zamanda bir ek bilgi daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Ulu Cami'nin ilk imamı Mevlüt'ün yazarı Süleyman Çelebi'dir. İki minaresi olan caminin batısındaki minare Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmıştır. Aynı daha sonraki zamanlarda ikinci minarede Çelebi Sultan Mehmet döneminde yaptırılmıştır. Fıskiye de burada aynı zamanda hem burayı serinletmek hem de aynı zamanda aydınlık vermek üzere yapılmıştır. Daha önceki zamanlarda buranın üstü açıktı. Sonraki zamanlarda üstünü camla kapatıldı. Şu anda caminin gündüzleri aydınlatmak için kullanılan bir alan. Hem serinletme hem de aydınlatma üzerine kullanılan bir alan. Normalde burada arkadaşlar abdest alınıyordu. Yalnız pandemi nedeniyle şu anda abdest alma bölümü kapalı. Sadece burası serinleme amacıyla ve aydınlatma amacıyla kullanılan bir bölüm. Sevgili dostlar, Ulu Cami, Bursa Ulu Cami hakkında kısa birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizlere. Bursa Ulu Cami, Türkiye'deki Ulu Camilerin en büyüğüdür. Gezi Parkı'nın, Orhan Gazi Gezi Parkı'nın içerisinde bulunmaktadır. 1400'lü yıllarda yapılmıştır. Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmış bir camidir. Caminin ilk namazını kıldıran kişi Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba'nın rivayetlere göre Ulu Cami'nin inşaatının olduğu tüm dönemlerde burada çalışan ustalara her gün ekmek getirdiği söylenmektedir. Bu nedenle burası açıldığı günde ilk namazı Somuncu Baba kıldırmıştır. Sevgili dostlar, şu anda Ulu Cami'nin içerisindeyiz.
Gördüğünüz gibi bütün duvarlarda hat sanatının en güzel örneklerini görebiliyoruz. Aynı zamanda size çok kıymetli bir eseri göstermek istiyorum. Kabe kapısı örtüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabe kapısı örtüsü 3 parçadan oluşuyor. Yavuz Sultan Selim tarafından getirilip Bursa Ulu Camii'ye hediye edilmiştir. Burada bu şekilde cam çerçeveyle koruma altına alınmıştır. Altın sırma işlemeler bulunmaktadır Kabe kapısı örtüsü üzerinde. Ulu Camii'ye gelen arkadaşlar hemen giriş kapısının sağ tarafında büyük bölmede Kabe kapısı örtüsünü görebilirsiniz. Şu anda Ulu Cami'de Ulu Cami'nin en güzel hat sanatının örneklerinden biri olan Vav harfinin önündeyiz. Vav harfi duruşu, dünyaya gelişi, varoluşu simgelemektedir. Aynı zamanda Vav harfinin buraya gelmişken size anlamını açıklamak istiyorum. Allahu Teala bana ibadet ederseniz baş tarafıyla bana ibadet ederseniz, bana kulluk ederseniz ben de bütün güzelliklerin sonsuzluğunu veririm size anlamını ifade etmektedir. Rivayetlere göre Ulu Cami'nin önündeki Ulu Cami'deki Vav harfi Hızır Aleyhisselam'ın makamıymış ve burada edilen bütün dualar kabul olurmuş. Bu nedenle dualarınızı Ulu Cami'de Vav harfinin önünde yapmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili dostlar, Türkiye'mizin tarihi camilerini ve Bursa'mızın tarihi camilerini sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Ulu Cami'den görüntülerimizle bu videomuza son vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Ulu Cami'miz insanlar tarafından şu anda ziyaret ediliyor ve görmeyen arkadaşlarımın da bu güzelliği görmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bu hem hat sanatı bakımından hem de içerisinde bulunduğunuz zaman size hissettirdiği manevi duygularının kıymetliliği bakımından görmeye değer Türkiye'mizin incisi, Bursa'nın kalbi, Bursa'nın marka olması noktasında büyük bir emeği olan Ulu Cami'yi bütün dostlarımıza tavsiye ediyorum. Bu vesileyle de görmemiş olan, görme fırsatı bulamayan arkadaşlarımıza da Bursa Ulu Cami'yi paylaşmış olalım. Sevgiyle kalın, teşekkür ederim.